İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece Gündüz'den merhaba. Haftaya hareketli başladık. Kültür sanat ajandamızda sinema, edebiyat ve operanın altını fosforlu kalemle çizdik ama önce öne çıkan başlıklar. Türkiye ve İtalya'nın ortak kültür ve tasarım projesi Enheduana'ya dair detaylar. Amy Winehouse'un hayatını anlatan filmden ilk fragman. Sinema dünyasından en yeni haberler, fragmanlar. Bunlar çocuk değil, bunlar canavar. Çok tatlı. Bu iyilik hareketine katılmaya davet ediyorum. Siparişinizi veriyorsunuz. Ömer, Yalı Çapkını ve Sakla Beni'nin oyuncularından Löse've anlamlı destek. Çocuklarımızın ihtiyaçlarına kaynak yaratabilmek için organik mandalinaları alarak Löse've katkıda bulunabilirsin. Moda ve tasarımla başlayalım. Mezopotamya'nın birleştirici gücü asırlar sonra Türkiye ve İtalya'nın ortak kültür ve tasarım projesi Enheduanna'ya ilham verdi. Bahçeşehir Üniversitesi, Avrupa Tasarım Enstitüsü, İtalyan Kültür Merkezi ve Rahmi Koç Müzesi paydaşlığında hazırlanan projenin tanıtımı bir basın toplantısıyla yapıldı. Bakalım tasarımcılar Mezopotamya'nın büyülü dünyasını nasıl aralamış? Anadolu'nun farklı bölgelerinden 20 dokuma kumaşı seçilecek. Bu kumaşlarla Türk ve İtalyan modacılar Mezopotamya'nın ilham veren 12 kadını için giysiler tasarlayacak. Medeniyetin doğduğu Mezopotamya'nın büyülü dünyası Enheduanna projesiyle bugüne taşınacak. Enheduanna projesi en başta ilhamını Mezopotamya topraklarından alıyor. Ve burada kadının gücüne, mücadelesine, yeniden doğuşuna ışık tutarak aslında bugüne ve geleceğe ilham olmayı hedefleyen bir proje. Bu projenin farkı kendi değerlerimizi bir başkasının gözünden anlamaya, görmeye ve uluslararası bakış açısı kazandırmaya çalışmamız. Proje adını dünya tarihinin en eski yazarı, şairi ve gökbilimci kadını olarak bilinen Akkad Kralı Sargon'un kızı Enheduanna'dan alıyor. Proje için iki ülkenin bilim insanlarından oluşan tarih ve kültür kurulları oluşturuldu. 8 aylık bir projeden bahsediyoruz aslında. Ocak ayının 24 ve 25'inde başlayan iki seçim günü olacak. İtalyan ve Türk bilim adamlarından oluşan iki bilim kurulu oluşturduk. Bunlardan biri Tarih Kurulu. Tarih Kurulu, tarih öncesi dönemlerde yaşamış kadınları bizim için değerlendirerek hangi 12 kadın için tasarım yapacağımızı seçecek. Devamında coğrafi işaretli Anadolu dokuma kumaşlarından hangilerinin uluslararası konjüktürde daha fazla popüler olabileceğine karar verecek bir kültür kurulu değerlendirmesi gelecek. Seçilen kumaşlar İtalyan tasarımcılar mentörlüğünde genç Türk moda tasarımcıları tarafından tasarlanan kıyafetlerin ham maddesini oluşturacak. Projenin ilham kaynaklarından biri de NTV'de yayınlanan Anadolu'nun yüzlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasını modern tasarımlara dönüştüren Dilek Hanif'in sunduğu Halkın Sanatı programı olmuş. Dilek Hanif'in programını çok ilgiyle takip ettik. Bu program sayesinde de aslında bu konuya duyarlılığımızın arttığını da söyleyebiliriz. Burada bizim yaptığımız kendi kültürümüze bu sefer başka bir kültürün, başka bir bakış açısının aracılığıyla incelemek. Proje sonunda tasarlanan kıyafetler 15 Mayıs'ta Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenecek. Enheduanna, moda ve kültürel mirası bir araya getirdi. Sıradaki haberimizde müzik ve sinemayı buluşturdu. 1968 kuşağından olmayanlar için rock and roll'daki 27'ler kulübü hep uzak bir mit gibiydi. Ta ki kendi dönemimizin kahramanlarından birini o kulübe uğurlayana kadar.
Amy Winehouse'u sadece 27 yaşında gözümüzün önünde cereyan eden bir düşüşle kaybettiğimizde neye uğradığımızı şaşırmıştık. Ünlü besteci ve şarkıcı, popüler kültürün anti kahramanı Amy Winehouse'un hayatını anlatan filmden ilk fragman yayımlandı. Amy Winehouse. 2008'de bir gecede en çok ödül kazanan kadın şarkıcı rekorunu kırdı ve 5 Grammy kazanan ilk İngiliz şarkıcı oldu. Albümleri milyonlar sattı. 23 Temmuz 2011'de sadece 27 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un hayatını konu alan biyografi filmi Back to Black'ten fragman yayınlandı. Adını şarkıcının ünlü şarkısı Back to Black'ten alan film, baharda vizyona girecek. İngiliz oyuncu Marissa Abella'nın başrolünde yer aldığı filmi Sam Taylor Johnson yönetiyor. Marissa Abella hem şarkıcının 2000'li yılların başında Londra'da şöhrete yükselişini canlandıracak hem de şarkı söyleyecek. Filmin Winehouse'un evi dediği Camden sokaklarının canlı bir resmini çizdiği de vurgulanıyor. Amy'nin bizi içine aldığı sinema dünyasıyla devam edelim, zira camia yeni yılda hızından hiçbir şey kaybetmedi. Bir yandan yepyeni fragmanlar radarımıza giriyor, gişelerde işler kızışıyor, diğer yandan yaklaşan ödül törenleri vitesi yükseltiyor ve sanatçı biyografileri de yeniden anlam kazanıyor. Bakalım turumuzda hangileri öne çıkmış? Detonator charged. Eleştirmenlerin seçimi ödülleri 29. kez sahiplerini buldu. Oppenheimer en iyi film ve en iyi yönetmen de dahil tam 8 ödül alırken Barbie 6 ödüle layık görüldü. Oscar'ın özgün senaryo olarak değerlendirmediği Barbie'ye eleştirmenler özgün senaryo ödülü verdi. Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. Our lives are the sum of our choices. Görevimiz Tehlike 7'de aradığı hastalığa ulaşamayan Tom Cruise bu kez Top Gun'ın 3. filmi için kollarını sıvadı. 61 yaşındaki yıldızın Maverick rolüne geri döneceği, Top Gun Maverick senaristi Aaron Kruger'ı serinin 3. filmi üzerinde çalışmaya başlaması için görevlendirdiği bildiriliyor. Dünya tarihinin en büyük pop ikonlarından Michael Jackson'ın hayatını anlatacak filmin vizyon tarihi belli oldu. Michael ismini taşıyan film 2025'in baharında vizyona girecek. Filmde yıldız şarkıcıyı yeğeni Jafer Jackson canlandıracak. Bunlar çocuk değil, bunlar canavar! Afacanlar İş Başa Düştü filmiyle başlayan serinin ikinci filmi Afacanlar Kampta'dan fragman yayınlandı. Berat Efeparlar'ın başrolünde yer aldığı film 19 Ocak'tan itibaren sinemalarda seyirciyle buluşacak. Kampımızda bulunan mucizevi zinye çiçeğini çalmak istiyorlar. Kaçalım. Selamun aleyküm. Yakalayın şunları. Biraz da opera diyelim. 20. yüzyılın en önemli sopranolarından tüm dünyanın La Diva Turca olarak tanıdığı medar-ı iftiharımız ölümsüz Leyla Gencer'in onuruna gerçekleştirilen Leyla Gencer Şan yarışması için başvurular açıldı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından 10.sü organize edilen yarışmanın başvuruları 3 Mayıs'a kadar devam edecek. Ön elemeler Mayıs ayının ikinci yarısında Londra, Berlin, Milano ve Napoli'nin ardından Haziran ayının ilk yarısında Tiflis ve İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu, sanatçıların seslerinin kopyalarını üretmek için bir yapay zeka ses üretim stüdyosuyla anlaşma yaptı. Seslendirme sanatçıları aylar süren grevin ardından sağlanan anlaşmayla bu anlaşmanın çeliştiği görüşünde. Peki seslendirme sanatçıları ne istiyor? Cevabı dosyada. Şarkılar söylüyor. Şiirler yazıyor. Hayatını kaybeden şarkıcıları adeta yeniden dünyaya getiriyor. Parla hilal ve yıldızım, parla beyaz ve kırmızı. Çağımızın büyük teknolojik gelişmesi yapay zeka gerçekten bir mucize mi, yoksa kimsenin haklarını saymayan sonsuz bir özgürlük alanı mı? Seslendirme sanatçıları için yapay zeka 2023'te büyük bir tehdit oluşturuyordu. Aylar süren Hollywood grevi sonrasında taraflar anlaşmaya varmış gibi görünse de Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu'nun sanatçıların seslerinin kopyalarını üretmek için bir yapay zeka ses üretim stüdyosuyla anlaşma yaptığı yönünde açıklaması seslendirme sanatçılarını ayaklandırdı. Bilgisayar oyunlarında seslerinin izinsiz bir şekilde kullanıldığını belirten seslendirme sanatçıları ne istiyor? Global olarak bütün ses birliklerinin bağlandığı United Voice Artist var. Burası yasal bir düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyor bir an evvel ve bunun için bir moratorium istiyor, yani erteleme istiyor. Çünkü bütün ülkelerde bir performance right var, bir de hakların kullanımı, telif kısmı var, nerede yayınlandığına göre. Örneğin 2 yıllık haklar da var, 3 yıllık haklar da var, 5 yıllık haklar da var, sınırsız haklar da var. Yasal düzenleme dedikleri, sanatçıların istedikleri, 2 yıllık haklarla X Dallas dizisinin işte ilk 10 bölümündeki orada J.R. rolünü konuşan kişinin haklarını teslim etmesi platforma. Eğer bu şekilde bir yasal düzenleme yapılırsa sanatçılar bunlara okey. Ama sesin sentezlenip klonlanması, sanatçının sesinin alınması, fütursuzca her alanda kullanılması, storytell gibi işte kitap seslendirme, işte podcastler, reklam seslendirme, belgeseller, dramalar hepsinde kullanılması sanatçıların tabii sömürülmesi ve yasal olmayan bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun bir yasal mevzuata bağlanmasını istiyorlar. Yapay zeka teknolojisinden etkilenen sadece seslendirme sanatçıları değil. Özellikle de figüranlar için, yani sizi bir defa figüran olarak alıyorlar, boyunuzu posunuzu çekiyorlar, sesinizi alıyorlar ve bitti. Onun için de bir para ya da teknik tabirle bir kere kaşı alıyorsunuz. Ondan sonra sizi her filmde her yerde oynatabiliyorlar. Arkadaki kalabalıktaki küçük bir yüz halinde olabileceğiniz gibi lokantada yan masada oturan adam da olabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir daha artık figüranlık diye bir şeyin kalmaması söz konusu. Belli ki teknoloji ve sanatsal üretim arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışan sorular kolay kolay cevap bulamayacak. Biz yine geleneksel medyaya sığınalım. Geleneksel medyanın olmazsa olmaz bir aktivitesi. Dünyaca ünlü isimler arasındaki kitap yazma modası popülaritesini korumaya devam ediyor. Britney Spears anı kitabıyla New York Times'ın en çok satanları arasına girdi. Kanadalı aktör Keanu Reeves ise ilk romanını yayımlamak için kolları sıvadı. Britney Spears, Keanu Reeves, Prince Harry. Kitap yazmak, şov dünyasının yıldızları arasındaki popülerliğini korumaya devam ediyor. Kulvarları ayrı ünlü isimler yazdıkları kitaplarla gündemden düşmüyor. Prince Harry'nin milyonlarca satış yapan ve bestseller olan 416 sayfalık anı kitabı Spare, hem kendinin hem de yayın evinin yüzünü güldürmüştü. Şimdilerde benzer mutluluğu Britney Spears, hayatının bilinmeyenlerini anlattığı anı kitabı İçimdeki Kadın'la yaşıyor.
24 Ekim'de raflardaki yerini alan ve Spears'ın dikkat çeken söylemleriyle gündemden düşmeyen kitap, 2 milyon satış rakamına ulaşarak New York Times'ın en çok satanları arasına girdi. You want a war? Kanadalı aktör Keanu Reeves de Britanyalı yazar China Mieville ile işbirliği yaparak bu yıl ilk romanını yayımlamak için kolları sıvadı. Ortak romanın adının The Book of Elsewhere, başka yerlerin kitabı olması planlanıyor. Ölümsüz bir savaşçının ölümsüzlüğünü anlamak için çıktığı bin yıllık yolculuğu konu alan roman, 23 Temmuz'da Britanya'nın meşhur yayın evi Penguin tarafından yayımlanacak. Biraz da şehri İstanbul'un ışıltılı sahnelerine bakalım. Borusan Filarmoni Orkestrası 2024 yılına şef kürsüsünde Carlo Tena'nın olduğu soprano Nino Machaitze ve tenor Jonathan Tettleman'ın solist olarak sahne aldıkları yeni yıl konseriyle merhaba dedi. Zorlu PSM'de gerçekleşen Verdi, Catalani, Giordano, Massenet ve Puccini'nin yapıtlarının seslendirildiği konserden bir bölüm getiriyoruz ekranlarınıza. Biraz da ekranlara bakalım. Star TV'nin ilgiyle izlenen dizileri Ömer, Yalı Çapkını ve Sakla Beni'nin oyuncularından LÖSEV'e anlamlı bir destek geldi. Ünlü isimler sette çektikleri videolarla LÖSEV'in doğal yöntemlerle ürettiği mandalinaları paylaşıp takipçilerini katkı sağlamaya davet etti. Böyle çok iyi oldu. Ömer. Onun da gözleri çok güzel olacak. Annesi. Yalı Çapkını. Sen çok yakışacaksın bana, biliyor musun? Sakla Beni. İstifa etmek istiyorum. İnsan celladından yardım ister mi? Star ekranının yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği sevilen 3 dizisinin oyuncularından LÖSEV'e anlamlı bir destek geldi. Sevimize bugün LÖSEV ilk mandalinalarını düştü. Siparişinizi veriyorsunuz. Şahane mandalinayı yiyorsunuz. Ünlü oyuncular, Lösemili Çocuklar Vakfı çiftliğinde üretilen ve Lösevli aileler, iyileşen gençler ve gönüllülerce toplanan Lösev Satsuma mandalinalarına paylaşımlarıyla destek oldu. Yediğim en güzel mandalinalarla çok tatlı. Çünkü Lösev'in bahçelerinde yetiştiriliyor. Ömer dizisinden Barış Falay, Zerrin Sümer, Onur Bilge, Gülçin Kültür Şahin, Burcu Cavrar, Serpil Gül... Eğer bu mandalinaları alırsanız hem çocukların tedavilerine katkıda bulunursunuz hem de... Yalı Çapkını'ndan Emre Altuğ, Beril Pozam, Öznur Serçeler... LÖSEV'in sitesine girip bu tertemiz şahane mandalinalardan satın alabilirsiniz. LÖSEV'e yardımda bulunmak istiyorsanız bence çok güzel bir fırsat. Kendisi ürettiği bu organik mandalinaları... Sakla Beni dizisindense Tamer Levent, Serhat Okdemir, Açelya Devrim Yılhan ve Emine Umar merak edilen set ortamlarından LÖSEV mandalinalarıyla takipçilerine destek çağrısı yaptı. Organik mandalinaları alarak LÖSEV'e katkıda bulunabilirsiniz. LÖSEV Satsuma mandalinaları, LÖSEV'e kayıtlı lösemili ve kanserli çocuklarla buluşturulurken yoksul mahallelerdeki köy okullarına da dağıtılıyor. LÖSEV Satsuması ve LSV dükkandan elde edilen gelirler de lösemili çocuklar adına yapılan çalışmalarda kullanılıyor. Seferihisar'da yetiştirilen bu sağlıklı mandalinalardan alarak lösemili çocuklara yardım edebilirsiniz, destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Harika müze eserleri, ikonik çizgi romanlar ve nice renkli gelişmelerin olduğu haber turuyla gece gündüzü tamamlıyoruz. Yeni günde görüşmek üzere. Dünyanın önde gelen mimarlık ve tasarım dergilerinden Architectural Digest, her sene açıkladığı harika eserler listesine bu yıl İstanbul Modern'in Renzo Piano imzalı yeni binasını da ekledi. Kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu ve ana sponsoru Doğuş Grubu Bilgili Holding'in ortak katkısıyla inşa edilen İstanbul Modern, 12 ülkeden 18 yeni eserin eklendiği listeye Türkiye'den giren tek yapı oldu.
İtalyan mimar Renzo Piano'nun Türkiye'deki ilk projesi olan Galata Port İstanbul'daki müze, 10 bin metrekareyi aşkın sergi alanı, şeffaf zemin katı, ışık ve gölge oyunlarıyla sanatı büyülü bir atmosfere taşıyor. İkonik çizgi roman serisi İnanılmaz Örümcek Adam'ın birinci sayısına ait birebir kopya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas eyaletinde düzenlenen açık artırmada 1 milyon 380 bin dolara satıldı. Satış bu sayının şu ana kadar piyasada aldığı en yüksek fiyat rekoru olarak kayıtlara geçti. Endüstri uzmanları söz konusu eserin çizgi roman endüstrisi standardı olan Certified Guarantee Company tarafından verilen 9,8 neredeyse yeni notunun 7 rakamlı fiyat etiketini haklı çıkardığını söyledi. Milli Saraylar Resim Müzesi atölyesinde 1. Abdülhamit dönemine ait Soy Ağacı tablosu uzman ekipler tarafından restore ediliyor. Eser, Sultan 1. Abdülhamit döneminde yapılan Üç Soy Ağacı isimli eserden biri. Osmanlı Sarayı'nda soy ağaçları geleneğini başlatan ve aralarında küçük farklılıklar olan üç tablodan diğer ikisi yurt dışında bulunuyor. Osmanlı'nın 27. Padişahı 1. Abdülhamit döneminde yapılan eserlerde padişah portreleri tüm kompozisyonu kaplayan bir ağacın dallarında madalyon çerçeveler içinde veriliyor. Sovyet yeraltı edebiyatının önemli isimlerinden Rus şair Lev Rubinstein, başkent Moskova'da bir aracın kendisine çarpmasından 6 gün sonra hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif isimlerden biri olan 76 yaşındaki Rubinstein'ın ölüm haberini kızı Maria duyurdu. Rubinstein, kavramsalcı sanat hareketinin kurucularından biri olarak tanınıyordu. İş Sanat Gece Gündüz'ü sundu.